Arkadaşlar merhaba. Bugün sezonun son videosundayız. Şu an dünyada 231. sıradayız. Tabii akşam derbiden sonra yayın açmayı planlıyorum. Sezonun da bitimine 20 saat kadar var. Destemiz de bu şekilde. Bu desteği Vero'dan aldım. Hemen maçlara geçelim. İlk rakibi de bulmuş olduk. Rakibin kupası 7826. Bu desteği dediğim gibi Vero'dan aldım. Vero'yu bilmeyenler varsa oyunun en iyi köprü spam oyuncusu. Şöyle basalım. Vurur muyuz? Güzel, tomruğu yokmuş. İyi hasar verdik. Şöyle çekelim. İksirimiz de yok yarasalara karşı. Büyülü okçu atalım. Çok fazla hasar yiyoruz. Ne kadar indi. Desteği çok övdüm ama maça da kötü başlamış olduk. Ama sebebi bizim fazla iksir harcamamız oldu. Yarısıları beklemiyordum. Hata yapmasak bu kadar hasar yemezdik. Garip bir havan destesi oynuyor. Metada olmadığı için çözemedim de. Neyse, tamamen kulemizi de vermedik. O yüzden maçı salmayalım. Eğer madenci destesi falan oynasaydım ben şu an salardım da köprü spamla belki yakalayabiliriz. Hatta sağ tarafı şimdi bırakalım. Şimdi bakalım elinde top arabası yokken ne kadar hasar verebileceğiz. Büyülü okçuyu da atalım. Güzel savunma kurdu. Haydut. İskelet ordusu da var. Biraz hasar çıkarabildik ama rakip 3 taca doğru gelecek herhalde. Hemen oduncuyu atmayalım. Oduncu hızlı gittiği için kartları biriktiremeyiz. Şu an ikisini de vurabiliyoruz. Alev'i attım. Şimdi atağa kalkalım. Güç madencinin de özelliğine bastım. İskelet ordusu çok sorun. Koç birinci kuleye gitti. Biraz daha vurması lazım. Şu an alev topu alıyor. Alev atmamız lazım. Şimdi sağlam bir atağa kalkacak ama yapacak bir şey yok. Savunmayı kuralım. Çok agresif oynuyor. Şu an hasar yiyoruz. Biz de sağ tarafa iyi vurmuşuz. Çok fark yok. Hala şansımız var. Top arabasını geçemiyoruz. Köprüden çıkarsak vuramayız. Arkadan çıkmaya çalışalım. Rakip yine aynı taktiği yapıyor. Büyülü okçu ölmedi. Özelliğine de bastı. İksiri yok. Çok gereksiz bir atağa kalktı. Güç madenci kuleye vuruyor. Efsane geri döndük. Rakip sonunda bence heyecan yaptı. Savunmada kalsa alamazdık herhalde. İkinci rakibi de bulduk. Kupası 7850. Yine güç madenciyle maça başlayalım. Üzerine bastığımızda zaten rakip tersten bile gelse savunabiliyoruz. Çok vurmasın. Bu desteği yakalamak çok önemli. İksir karına geçince en önden saldırabiliyorsunuz. Şöyle topu yıkalım. Dart falan atarsa. Neyse, atmadı. Şu an topu boşa gitti. Özelliğine bastım. İksir avantajına geçtik artık.
Büyü bekliyordum ama İksiri yetmedi herhalde. Bu destede çünkü roket var. Tek ataklı kulesini aldık. Salacak mı acaba? Büyülü okçuya karşı bence savunmasını ziyan ettiği için bu kadar kolay kazandık. Bir şey dağıtmıyor şu an. Hemen kulesini alalım. Bu deste bence hata affetmiyor. İksir avantajına geçince de her türlü vurabiliyorsunuz. Tabi oynaması biraz daha zor diğer destelere göre. Çünkü anti geldiğinde rakip hata yapmazsa cidden maçı kazanmak zor oluyor. Son maça da geçelim. Son rakibi de bulmuş olduk. Kupası bizden yüksek güzel. Genelde bu roketli desteler oynuyor. Atarsa özelliğine basarız. Bence fazla iksir harcadı. Sadece atak yapacağım şu an. Şövalyeyi bıraktım. Çok da sağlam savundu. Gereksiz bir kasırga. Hasarları eşitleyelim bari. Hala önde. Maçın başında şövalye attığı için 3 iksir kâra geçmiştik. Bir de üstüne roket attı. Oradan da 2 iksir kâra geçtik. Ama ona rağmen çok az vurduk. Şöyle şövalye vurmasın artık. Yani ben daha fazla hasar veririz diye düşünmüştüm ama rakip de güzel savundu, yapacak bir şey yok. X'ye ya da köstebek olabilir. Bazı destlere köstebek de ekliyorlar. Yine biz kartları toplamaya çalışalım. X'e yemiş, defansa yatıp herhalde rokete dönecek. Neyse, uçan makine biraz çalışacak. Roketi de kötü atmadı. İki kart öldü orada. Böyle vurmaya çalışalım. Kasırga çok sıkıntı. Roketi atamasın diye hızlı hızlı ataklara kalkalım. Üç madencinin canı çok. Güzel savunduk. Sağ tarafa fazla iksir harcadı. Topu kullanmak zorunda kaldı. Şu an büyülü okçu da vuruyor. Bir an için sevinmiştim ama yine kasırgayı güzel attı. Rakibin elinde buzcu ve kasırga yokken uçan makineye karşı çaresiz kalıyor. O yüzden onu iyi kullanmamız lazım. Şu an buzcusu yok. Yine bina kartı elinden çıktı. Koç bincisine de vurdurmadı. Neyse, rokete dönmüyor en azından. Çok erken bir roket. 9 iksiri harcadı şu an. Koç bincisini de atalım. Spam yapmamız lazım. Şu an alev alıyor. Bence çok erken roketi attı orada. Bir de büyülü okçuya karşı kasırgayı da kullandı. Rakipler de sonda hep hata yaptı bize karşı. 32 kupa. 8000 kupaya çok yaklaştık. Dünyada 171. sıradayız. En çok bizi havan maçı zorlamıştı. Gerçi bütün rakiplerimiz hata yaptı diyebilirim.
Hele ikinci maç bizim için çok kolaydı. Dediğim gibi akşamki derbiden sonra da 8000 kupayı orada geçeriz. Güzel kastık. Deste de cidden oynaması zevkli destelerden biri. Video hoşunuza gittiyse like atabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.